asfaltta düz zemindeyiz. Şu nasıl titriyor bak. Şöyle titriyor bak. Elimi görüyorsun. Bak. Şöyle. Şu anda 120 sabit hızla gidiyoruz. Aha. Elim nasıl titriyor. Şöyle. Şu anda 142 ile gidiyorum. Aha. Direksiyon sallanıyor. Önde bir şey var. Böyle sanki yerinde duramıyor. Evet, şu an 118 ile gidiyoruz. Evet. Direksiyon patı 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 patı. Vibrasyona girmiş sanki. Görüyor musun? Bak. Tı 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 tı. Öyle. Sanki Alzheimer olmuş benim araba. Ne var? Ne olabilir? Bakis. Evet. Tamam. Usta, şimdi bizim sorun ne? Alt tablalar gidiyor. Aynen. Evet. Alt savucaklar. Şu lastik de yetiyor. Burada salıncak. Bak, bu lastik çöplüktür. Vay be, bak deli çıkmış ya. Alt salıncakların bozuk olmasından dolayı. Sıraydı, Yani bu bozuk yolda kullandığımızdan dolayı mı? Yani arabayla ilgili bir sorun mu? Bozuk neden kaynaklanmış? Zamanla giden bir parçadır. Yani bu normal bir şey mi? Sık sık yaşanan bir durum mu? Sık sık değil. Anormal bir şey. Anormal. Veya köy yollarına, ne bileyim, sabza yollara çok olduğu zaman tabla zamanla... Bu herhalde önceden de vardı, ufaktan vardı. Asfalt olan yerlere gidiyor, çok hafif vardı ama sonra bu çoğaldı. Şimdi yani ben almadan önce de vardı tabii. Müdahale etmezsen, evet. Zamanında bir hasta gelir. Müdahale etmediğin zaman ne olur? Hastalığı bilir, daha da şey olur. Ama müdahale ettiğin zaman başka büyümeden onu keser. Halledir. Bak, bu dört tanesi petlas. Hangisi? Ya bu iki. İki de burada. Dört tane petlas. İki tane de patlı olmaz lazım. Yok abi. Sağ hangisi? Bak. Altı tane sağ nasıl var. Ne zaman hangisini seçersen. Tamam. Neleri söktün bakayım? Altı komple söktün he. Geç. Ver. Bunlar yenisidir. Evet. Bu yenisi. O şeyin burası mı gitmiş? Şu kısım mı gitmiş? Şurası gitmiş. O da zamanla alttaki bütün takımlara zarar veriyor. Değişmesin. Aynen. Zamanla hepsini götürüyor. Şu an ne yapıyorsun? Oradaki vidalar. Tabi bu arada lastik de gitti. İki tane lastik takacağız. Mecbur çıkma takıyoruz. Lastik kompleymiş. Teller dışarı çıkmış. Neden söküyorsun? Niye bunda çift değiştiriyoruz? Her ikisi de gitmiş. Her ikisi de gitmiş. Normalde mesela bir tanesi gitse bir tane değiştiriyor. Aynen. Çıkartamadın. Şurası gitmiş. Aynen. Bak şuna bak, ona bak. Şu şuna bozuk bak. Olan. Aynen. Bu sağlam olan. Bakın taş gibi. Evet, gerçekten bakın. Aradaki şuna bak. Şuraya bakalım. Şu oynuyor. Şunun oynuyor mu? Neresi oynuyor? Ha, bunun oynamaması lazım. Buralardan dolayı. Aynen, şu burçlar bile kokmuş. Şunlar da kokmuş. Evet, sorun burada. Aynen. Sorun çoğunlukla burada.
Bu sık yaşanan bir olay mı yani? Bu zamanlar olan bir olay. Yani normal bir şeydi değil mi yani? Normal, bu zamanlar çukurayı sert çukurlara falan zamanla oluyor yani. Evet. Her arabada normal. Her arabada olabilecek bir şey. Tamam, oyuyor mu? Aynısı. Bunlar orijinal değil ama iyi dediler. Tanesi bunun 120 liraymış. Kamerayla bakın da olacak. Heh. Aynı şey. Tam milim gelmiş. İki tanesi 240 lira. Tamam. Evet. Çık valla sıkıntı takıyoruz ama güzel gözüküyor. İnşallah sorun yaşamayız. 2019 mudur? Kilolarda çıkmış arkadaşlar lastikler. Evet. Şuradan frenlerimize de bakıyoruz. Şu anda iyi gözüküyor. Şöyle balatalım. Garanti veriyor. Tamam. Aynı mı? Aynı mı? Aynısı aynı. Ben üstten bak. Tamam. Daima bu parçaları takarken kontrol etmek lazım. Yani bu şekilde. Aynı parça olmadığı zaman lastik ileriye geri kayar. Tabi bu işlem ne kadar zaman alıyor? Yaklaşık 1,5 saat falan kaldı. 1,5 saat sürüyor. Aynen, rotayer de olacak ya. Rotayer de yapılıyor ondan sonra. Bozuluyor ya. Evet. Başkasını değiştiği zaman rotayer olması lazım. Bir daha sıktık mı iş bitiyor. Ha. Tamam. Şu an lastikle takılacak. İşlem kaydı. Evet, araba bitti. Şimdi hot balans ayarları yapılacak. Aynı polis arabası gibi oluyor, Amerikan polis arabası. Şimdi ölçüm yapıyorsun. Bu 4 lastik şu an. Şu an Evet. Bu da normali. Şu an üç tekerde sorun var. Hayır, önlerde sorun var. Önlerde. Ön sağda var. Şurada. Şu tekerde. Bu tarafta var değil mi? Şuraya bakın, bak. Neresi? Orada, orada. Evet. Gördün mü? Şu an kendi değerlerinin içine gelmeye başladı. Gördün mü? Şu an tam o oraya gelecek. Şuraya. Gördün mü? Şu an tamam. Diğerlerini de aynı yerlere getiriyorsun değil mi? Diğerleri öyle mi? Peki kaldı. Burayı nereye yaptın şu an? Rot milinden. Şurayı mı yapıyorsun? Evet tamam. Tamam. Rot milini değişti. Rot milini değişmiş. Şu alt salıncakları değiştirdik. Alt salıncakları çok bozuktum. Rot milini sağa sola veriyorum böyle. Rot milini uzatıp uzatıyorum. O ayarla bunu düzeltiyorsun. Tamam. Eğer ki rot milini uzatırsan rot ayarı kapanır. Uzatırsan açılır. Açılır. Tamam. Yani o değerler yani açılıp ve sökme şekline bağlı. Evet. Şu an herhangi bir bunlarda kamber ve kaster ayarı olmadığı için sadece rot ayarı yapmaya mesela şöyle bir şey var. Aracı giriyorsun mesela. Mesela bu araç kaç mı? Clio kaç mı? 2014. Şu mu? 2014.
Bugün Clio 4. Şu yukarıdaki, evet. Yukarıdaki, ha o. Mesela standart süspansiyon. Evet. Mesela fabrika, yani Lotan'ın verdiği değerler bu. Diyor ki, kamber, toplam tuven, anladın mı? Evet. Hepsi burada fabrikasyonu kendisi verdiği, yani fabrikadan almış değerleri. Hunter zaten onlarla beraber çalışıyor. Tamam. Şu makineyi gördüğünde, Hunter dediğinde olay bitiyor. Evet. Hunter, şu an tamam mı? Rotary'nda tek iddialı makine Hunter. Hunter. Evet. Yani tabii o da bazı makinelerin daha iyi olmasına bağlı. Yani şu an en iddialısı Hunter'dır. Hunter. Yani biraz pahalı ama hakkını veriyor. Sistem pahalı. Ha, sistem pahalı. Bunların adı ne? Bunlar ne? Bunlar Target. Target. Yani diğer adıyla şu kameraların. Şu kamerayla çalışıyor. Lazer çizgisiyle. Lazer. Dört lastiğin birbirinden açıklık ve kapanış oranını gösteriyor. Yani lazer çizgisi atıyor. Ne gösteriyor? Ha, aracın birbirinde sorun var mı, yok mu? Ya da herhangi bir araç kaza yapmış mı ya da işlem. Yani şantelerde oynama varsa gösterir. Yani nasıl bazen şöyle oluyor, araç kazalı, evet. Mesela dün başımıza geldi, adam Renault Clio almış, 2001 model. Araç geldi, burada arka dingileydi, adamın haberi yok. Buradan anladınız. Size belli etmiyor. Allah. Size belli tabii biraz görüş açısından pek fazla değeri yok ama zamanla lastiğin aşması, araç yüksek performansa geçtiğinde viraja ya da hafif bir meyle geldiğinde araba zikzak çizmeye başlar. Yani ki nasıl bir LSP'yi devreye sokmuş gibi olur. Evet. Yani büyük ihtimalle de eğilen dingil %80 en fazla dayanacağı 2 yıldır, 2 yıldan sonra kırılır. Bu işlemin ücreti ne kadardır? Bu işlemin ücreti 40 liradır. 40 liradır. Yani sadece rotayar. Sadece rotayar. Yani bir kişi rotayarın geldi 40 lira veriyor. Evet. Yani tabi ondan önce, mesela biraz evvel istaktımsa sen nasıl değiştirdin, seni hiç görmedim. Araç geldiğinde... Taksi vardı bir tane. İlk başta havalarını kontrol ettik. Havalar kontrol edelim. Yani lastik basınçları çok önemli. Lastik basıncını eşdeğer halinde yapmazsan araç çekme yapar. Düşünsene bir lastik havası yiyelim, bir lastiğin 30. Yani evet. Bir lastiği bir balonu fazla alırsın, bir balonu az hava alırsın. O zaman da araba dengesizlik yapar. Evet. İsmail Usta'm, teşekkür ediyoruz. Emeği için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah memnun kalırsın. İsmail Usta'yla ileride arkadaşlar içerikler gelecek. Böyle bilgilendirme videolarıyla ilgili. Bilgilendirme olacak. Evet. Bazı araçlarda, yeni nesil araçlarda, yani tabii girişlere hiç koşturamıyorsun. Yani mesela şöyle jant boyamız olur. Jant boyaması olur. Mesela kasıt olabilir, bir pembe yapışım, bir siyah, bir nül. Pembe, bindi mat gri, bindi kırmızı. Şöyle. Yani mesela farklı jantlar da demişim. Bu da tabii müşterinin yani kendi zevkine göre. Yani kendi zevkine göre hareket ediyor. Yani bunda kaldırma, indirme, otur süspansiyonu. Ara ara güzel videolarımız gelecek inşallah. İnşallah. Şu anda arabamızın içi bitti. Dışarı alacağız. Başka araçlar gidecek buraya. Evet İsmail Usta'm, şu anda aracımızı kontrol edecek. Bakacağız. Şu an iyiyim. Sıkıntı var mı? Şu an herhangi ilk başta geldiğinde... Geçen gün sanki bir anda araba şeye çekti. Bir an hani boşluğa geldi ya. Evet. Ne oldu acaba? O alt filtrelerin boşluğu, araba gaz verip bıraktığında... Hani mesela gaz verip bıraktığında araç dengesizlik yapar. Mesela şöyle hafif gazı yüklenip... Bıraktığında araç şöyle bir oynamaya başladı. Ha, belki de ondandır. İşte onlardır. Şimdi bir sürat testi yapacağız. Kaçta sallama başladı? 100'den sonra? Şu an 103'ü geçti. 111. 111. Yok. 120. Oy, o ne ya? Şu an bir şey yok değil mi? Ya sen video çekerken çok korksun. Ya bize ben direksiyon tutuyorum diyor, acaba benim hissettiğim his var mı şu an? Abi
yukarı çıkarız. Arkadaşlar bu arada testimizi yaptık. Arabamızda sorun yok. Masraf ne kadar tuttu? 240 lira şeylere verdik. 450 lira işçiliği tuttu lastikle beraber. Nedir? 500-700 lira bir masrafımız oldu. Ama iyi ki gelmişiz. Yoksa muhtemelen çok kısa bir süre sonra lastik gümleyecekti. Arabayı çekiciyle çekecektik. Daha büyük bir masraf başımıza gelecekti. Bu şekilde önlemimizi aldık. Sorunumuzu hallettik. Ustamız da sağ olsun işimizi halletti. Şu anda arabamız çok güzel. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.